Herkese 3 günün ardından yeni bir videodan tekrardan selamlar. Ben Muhammed Eymen Torun. Bugün sizlerle beraber Python'dan yani Visual Studio Code'dan Python yazılım dilinden bir sipariş programı yazacağız. Ama bunu bayağı detaylı yazacağız. Yani öyle basit bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü şimdi şöyle. Hani insanlar bir uygulamaya girerken atıyorum bazıları şifre koyar ya başkası girmesin diye. Yani telefon şifresini biliyorsa bu uygulamaya çok saçma bir hareket. Lan telefon şifresini bilen niye uygulamaya girmeye çalışsın ki? Aynı paroluya giriyorsa eğer. Neyse. Uygulamaya şifreli yapacağız. Başka bir şifreli yapacağız. Yani iPhone'da da öyle. Başka bir şifre giriyoruz diye biliyorum. Şimdi şöyle. Uygulama bir yemek sipariş programı yazacağız. Bu uygulamaya şifreyle gireceğiz. Yemek seçeceğiz. Yemek seçtikten sonra nasıl bir boyut istediğimizi söyleyecek ve biz de ona göre fiyatlandırılacağız. Ona göre bir hesap tutarımız olacak. Hadi başlayalım. Anlatamadım pek ama Türkçem yetmediği için yani yazınca anlarsınız neyin ne olduğunu. Benim Türkçede problem var. Yoksa anlattığım şeyi çok zor bir şey değil. Şimdi print Amen. Restaurant. Buna girdik. Şimdi doğru parola. Önce parola kısmını yazacağım. 1, 2, 3, 4. Hatta şerefsizlik olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Ay 1, 2, 3, 5. While true döngüsünü alıyorum. Şifre girdisi. Input. Şifreni gir. Boşluk eşittir. İsterseniz oraya iki noktada falan da koyabilirsiniz. O fark etmez. Şifre girdisini yazdık. If şifre girdisi denktir. Doğru parola. Veya oraya direkt 1, 2, 3, 5'i de yazabilirsiniz tırnak içinde ama. Print doğru. Doğru diyor ve şifre kırıldığı için break diyoruz. Break. Şimdi bunun else elisini yazacağız. Yani değildir halini yazacağız. Print yanlış. Yanlış. Yablış mı? Yanlış. Tamamdır. RT. Eymen.rt yani restoran gibi bir şey yazmaya çalıştım. Nokta P'ye. Eymen RT'yi noktasız yapacağım. Dö dö dö. Ama bu resim olan değil ki. O başka bir şey. Rest Restaurant. Yanlış yazdım galiba da çok da umurumda değil yani bir belge olsun. Restaurant. Şifrenizi girin. 1, 2, 3, 5. Doğru. Yes. Şifreni girin. Ana avradını beyanı yanlış. Bir daha tekrardan şifreme girmemi istiyor. Bu sefer doğruya girince kabul edecek. Ve bitti. Kod bakın burada bitti. Şimdi benim amacım bu değil ama. Şunu biraz küçülteceğim. Şimdi ise buraya boşluk bırakıyoruz ve seçenekler sunacağız yani yemek listesi diyeceğim eşittir içinde döner kebap hamburger falan filan. Hamburger olsun. Ya da çok Türklerden gittik döner kebap diye hamburgere girersek vatan haini gibi hissettim kendimi. Ben Mersinliyim. Ben buraya Tantuni gireceğim. Tantuni'ye girdim. Şimdi bir de seç diyeceğiz.
Input yemeklerden birini seçin. Menüdeki bir yemeği seç. Dedim. Ve buraya da ama şöyle. Yanlış yazdım orayı. Ya da şöyle yazalım. Ne yemek istiyorsun? Tamamdır. Soru işareti atalım. Buraya dönerimizi girelim. Virgül. Kebap. Kebap. Virgül. Tantuni. Tantuni ayran, ben sana hayran. Tamamdır. If Sage in yemek listesi print ananın avradını print boyu şöyle yazacağız şimdi, yani bizden hangi boyu istemesi lazım? Ama diğer soruda da boyut isteyeceğim. O yüzden farklı olabilir o. Elimizde var. Elimizde var, elimizde yok. O muhabbeti yapacağım şimdi. Anasının ama yani biraz aşağıda ol. Print elz2 nokta. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Elimizde yok. Bu akşam bir sesler var kapımın önünde. Şimdi tekrardan bu şeyi açalım. Şifremi gir diyor. 1, 2, 3, 5. Doğrudur diyor. Ne yemek istiyorsunuz? Döner, kebap, tantuni. Tantuni. Elimizde. Elimizde yazmışım sadece. Elimizde var yazıyorum. Elimizde var. Şimdi sipariş programı için önce dönerden başlayacağım. Bu arada zamanım biraz kısıtlı, o yüzden tek şey göstereceğim muhtemelen. Dönerden başlayacağım. Döner. Döner, kucuk. Hepsini bir fiyat belirleyeceğiz. Küçük döner 120 TL olsun. Orta boyutlu döner 150 TL olsun. Büyük döner de o da 30 TL artsın. 180 TL olsun. Yani 30 şunun 4 bölümü. Yani bunun 4 bölü her boyut bir diğerinin 4 bölü 1 yükselmişi. Şunun da 4, 2, 4 bölü 2 yükselişi. Yani yarısını. Başarılı matematik yaptım da. Türkçe ile anlatamadığım için. Şimdi ise buraya boyut diyeceğim. Boyut. Input. Yani bir girdi. Boyut ama yine yanlış yaptı bu salak hemen. Hangi boyut? Hangi boyut istiyorsunuz? Hangi boyutu? Yok, böyle olmaz. Hangi boyutu? Hangi boyutu? Boyutu arzu edersiniz. Böyle biraz İstanbul beyefendisi gibi. Veya bizim dışarıdaki dediğiniz üzere süt bebesi gibi Türkçe kullanalım. Bizim nelerimiz vardı? Küçük, kucuk, sucuk gibi kucuk, kucuk, orta ve büyük. Buyuk. Burası da bir girdi yazdığım için yeniden ekranda kötü gözükmesin diye şey yaptım. Eşittir boşluk. If. Tabii ki if olmazsa olmazımız. If boyut denktir kucuk. 2 nokta. Hesap. Bu hesap olayını şimdi aşağıda anlatacağım. Orada fonksiyonel yazmam lazım. Hesap kucuk. Elif. Evet, Elif. Boyut
denktir, orta, hesap, eşittir, orta. Else, yani bitirdiğim için kodu else ile devam ettim. Bir dakika. Else, aynen. Hesap eşittir buyuk. Burası bitti. Dermişim. Print. Bu f fonksiyon işaretidir. Fonksiyonel, aynen. Fiyatınız 2 nokta üst üste hesap. Ama şöyle de yazabilir. Fiyatınız hesap, ama öyle bir hesap değil. Süslü parantez nerede? Hesap TL. Aa, dur. Lan. Şimdi deneyelim. 1, 2, 3, 5. Doğru. Yemek seçelim. Döner. Elimizde var. Hangi boyutu arzu edersiniz? Kucuk. Fiyatınız 180 TL. Evet. Ben, aa, bir dakika lan, ben şeyi kaldırdım mı orada? Fiyattaki eşittiri. He. Bam. Bam bebeğim. Aynen böyle. Ama bir şey fark ettim. Kurduğum mantıklı üçünü seçme, üçlü seçme yapamayabilirim. Onu araştırmam gerek. Mesela şimdi bir şey deneyeceğim. Meraktan. Alt kere. Diğeri neydi? Kebap. Kebap. Çok güzel söylüyor lan, kebap. 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 Hoşuma gitti. OBS'de bir şey geliyor. Ha. Tipim bu kamerada çok garip çıkıyor ya. Kebap. Kebap. Ama onu düşünmem lazım yani. Böyle yaparsam, uygulamayı tekrardan başlatırsam eğer. Böyle olmaz ya. Deneyeceğim abi. Deneme yanılma. Ha, kebap. Kucuk. Küçük K yazacağım burada. Küçük K. Küçük G. Eşittir. Kebap pahalıdır. 200'den başlayacağım. Başlatacağım. Orta K. Yani orta kebap. Orta boyutlu kebap. 250 TL olsun. Hatta 249.99. Uyuk. Ama büyük K'yi unuttuk. Büyük K. ...299.99. Uyuzuna yapıyor şu an bunu. 199 TL 99 kuruş. Boyut istiyorum aga, boyut. Boyut K. Boyut K. Eşittir input. Hangi boy kebap? Wow. Abi lan. Elimin ayarını sıçayım. Bu ne ya?
Bir hoca ile alakalı çok kalite adamla dalga geçmişler. Ne kadar kaliteli adam dedim, dalga geçmişler, yanlış dedim. Bir tanesi de demiş ki çok kaliteli adam mesela, şöyle gözleri kalp olan var ya, o emoji koymuş. Bir de salak gülmüş. Ben dedim ki neye gülüyorsun? Sonra yaptığım yorumda yeniden yaptığım yoruma yeniden yanıtı vermiş. Bu sefer random atmış. Ben de yazdım, yine komik olan ne? Bana komik olan bir şey açıklamamış ki burada. Boş boş şeyler yapıyorlar ya. Hangi boyut ki? Kebap istersin. Kebap arzu edersiniz efendim. Arzu edin efendim, yerine getirelim. Çalışan. O daha şirket için oyun yazmam lazım. Bu hayat asla bitmiş. Dertlendim. Şimdi biz ne yazdık? Kucuk ke. Küçük kebap. Gerçi şurada olmasına gerek yok. Küçük kebap. Kebap. Orta kebap. Büyük kebap. He ama bir dakika. Bunları kısaltmamız lazım. Neden? 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 Çünkü giren kişi olayı anlasın. Yoksa oraya küçük ke, pardon, küçük boşluk kebap yazarsa olmayabilir. Tamamdır. Şimdi boyutu da hallet. He. Bir boyut ke denktir. Kucuk ke. Hesap eşittir. Kucuk ke. Elif. Elif. Boyut ke. Denktir. Orta ke. Hesap eşittir 249,99. Elze hesap eşittir buyur ki. Şuna fantazi olsun diye yazdım şunu. 299, 249,99'u. Print. Ya olay aynısı aslında, yani şey için de aynısını yazıyoruz da ben şimdi deneme amaçlı yapıyorum çünkü sıralamayı doğru tamamlamamış olabilirim. Çünkü bunun sıralaması böyle olmayabilir. Neden? Sıra sıra iniyor. Çünkü önce dönere gelir sonra kebaba geçilir. Ama uygulama, yani şuradaki run'a tekrardan basarsam belki kebaba geçer. Öyle bir umudum var şu anda. Öyle de bir şey olmaz. Çünkü uygulamayı tekrardan başlatmış olursun. Veya yenisini geçmiş olursun. Kafam karıştı şu an. F. Fiyat. Tınız. Efendim. Hesap. Hesabı. Hesap hesap hesap. Hesap. Tele. Deneyelim. Low. Shit. İyi bakana gay. Şifreye girelim. Kebap dersem olmaz, olmayacak aynen abi, elimizde var, hangi boyutu arzu ederseniz. Bakın olmadı. Hangi boy kebap arzu edersiniz? Ama ben daha küçük bir kebap diye de girmedim.
Şöyle yapınca geçiyor ama bunun böyle olmaması lazım. Tamam, ben bunu bir araştıracağım. Videodan sonra, video daha fazla uzamasın çünkü 20 dakika olmuş zaten. Normalde videoları 20 dakika çekiyordum da geçen videolarda bir aksam oldu. Ben onu nasıl yapabilirim ya? Pes etmeyeceğim ya. Onu benim bulmam lazım. Ama öyle de video çok uzar. Bu şimdilik böyle kalsın. Daha sonraki çekeceğim videoda görüşürüz umarım. Bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla video çekmek istemiyorum çünkü şuna kafa yormam lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama o çok kafama takıldı ya. Def fonksiyonuyla yazsam acaba olur mu? Parola oldu. Tamam, yemek listesinden seçip seçilen listeye girmesi lazım. Bizim bir akademisyen var diye ben ona bir sormam lazım. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bunu daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Aynı o şifre olayı gibi. Görüşürüz, bay bay abi. Dahası yok.